Bireysel zekayı teknolojinin doruklarına ulaştıran yapay zeka teknolojisi belki henüz bir insanı birebir kopyalayamıyor. Ama yapay zeka sayesinde artık insan yüzünü inanılmaz yüksek bir inandırıcılıkta dijital olarak kopyalayıp canlandırabiliyoruz. Deepfake adı verilen bu teknoloji yapay zekanın derin öğrenme ve gerçek dışı gerçeklik üretebilme yeteneğinin bir ürünü. Deepfake teknolojisinin ilerleyişi gerçeklik algımızı gerçekten de derinden etkileyecek gibi duruyor. Artık gerçekte yaşanmamış olayları bu teknolojiyi kullanarak var edebilmek mümkün. Bu bağlamda bazı siyasetçiler kendilerini hiç söylemedikleri sözleri dile getirirken gördüler, bazı ünlülerse içerisinde yer almamış olmalarına rağmen kendilerini çeşitli artı 18 içeriklerde boy gösterirken buldular. Peki bu deepfake dediğimiz teknoloji tam olarak nedir? Bu konuda gerçekten endişelenmeli miyiz? Videoya geçmeden önce kısa bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer video hoşunuza giderse beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. I am not Morgan Freeman. And what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? Deepfake sözcüğü, deep learning, yani derin öğrenme ve fake, yani sahte kavramlarından türetilmiştir. Yapay zeka terminolojisi sayesinde derin öğrenme tekniği kullanılarak oluşturulan sahte videolar, deepfake olarak adlandırılmaktadır. Bugün yapay zeka teknolojisi yardımıyla dijital bir görüntüyü birkaç tıkla değiştirip yüzü, sesi, mimikleri ve konuşması ile kişilerin kendisinden ayırt edilemeyecek kadar inandırıcı, gerçek dışı videoları üretebilmek mümkün. Bunu zaten Photoshop'la yıllardır yapıyorlar. Deepfake'i farklı kılan ne diye soracak olursanız da deepfake'i farklı kılan husus bu değişimi çok daha basit ve gerçekçi yapmasıdır. Profesyonel olmayan kişiler bile bu yapay zeka sayesinde çok gerçekçi ürünler ortaya koyabiliyorlar. Gelelim deepfake içeriklerinin nasıl oluşturulduğu sorusuna. Deepfake içeriklerin esas ham maddesi makine öğrenmesi. Bunun sayesinde az masraflı ve çok daha hızlı bir şekilde deepfake içerikleri oluşturulabiliyor. Birinin deepfake videosunu oluşturabilmek için önce o kişinin gerçekten yer aldığı bir videosuna ihtiyaç duyuluyor. Daha sonra yapay sinir ağlarıyla bu videodan alınan veriler saatlerce eğitiliyor. Bu şekilde kişinin farklı açılar ve çeşitli ışık türleri altında alması gerektiği görüntüler gerçekçi bir şekilde taklit edilebiliyor. Bu sayede bilgisayar imgeleri yöntemleriyle eğitilmiş verilerin işlenmesi, yani bir insanı başka bir insan üzerine kopyalayabilmek mümkün hale geliyor. Peki bu konuda ne kadar endişelenmeliyiz? Hepimiz tehdit altında mıyız? Bir haber düşünün. Göz önünde olan bir politikacı bir suça bulaşmış görünüyor. Ama siz haber görüntüsünün gerçek mi yoksa sahte mi olduğu konusunda emin olamıyorsunuz. Korkunç, öyle değil mi? Şimdi bu görüntüdeki baş aktörün siz olduğunu düşünün. Bir pazar günü tüm işlerinizi bir kenara koyup yatağınıza uzandınız ve uzun zamandır izlemek istediğiniz filmi açtınız. Filmin en heyecanlı yerindeyken telefonunuz çaldı ve hattaki arkadaşınız ne zamandan beri uygunsuz filmlerde boy gösterdiğinizi sorup dalga geçerek gününüzü mahvetti. Şimdi işler daha da korkunç hale geldi, değil mi? Bu tarz içerikler pek çok kez üretildi ve hala üretilmeye devam ediliyor. Deepfake videolar henüz yeni olsa da her geçen gün daha da gerçekçi bir hale gelmeye devam ediyorlar. Daha korkutucu olan tarafı ise çok yakında bu tarz videoların herkes tarafından kolayca üretilebilecek olması. Durum böyle olunca Instagram hesabında kendi halinde fotoğraflarını paylaşan sıradan bir vatandaştan ülkeyi yöneten politikacılara kadar herkes tehdit altında. Gelin bu tehditlerin olası kaynaklarına bir bakış atalım. İlk olarak deepfake'in bireysel düzeyde kötüye kullanılması oldukça olası.
deepfake, siber zorbalık, hakaret veya şantaj için kullanılabilir. 2017 yılında aktörlerin ve ünlülerin yüzleriyle oluşturulan deepfake yetişkin içerikli filmler büyük bir trend haline gelmişti. Bu videolar Reddit isimli sosyal medya sitesi olmak üzere çeşitli sitelerde defalarca paylaşıldı. İkinci olarak deepfake videolar politikacıların söylemediği şeyleri söylemiş gibi gösterebildiği için seçimlerde kitleleri manipüle etmeye çok müsait siyasi bir saldırı aracı haline gelebilir. 2016 yılında hala tartışılan bir seçim yaşamış olan Amerika Birleşik Devletleri için bu konu daha da önem kazanmış durumda. Pek çok eyalet bu tarz içerikleri paylaşıp yayanları sorumlu tutabilecek yasaları aktif hale getirmiş durumda. Yakın gelecekte muhtemelen bu tehdit sadece Amerika ile sınırlı kalmayacak ve tüm ülkeleri etkileyecek. Konuyla ilgili dünya çapında alınan bazı önlemler de mevcut. Deepfake tehlikesine karşı sorumluluk duyması gereken pek çok kurum ve kuruluş var. Bunların bazıları hükümet seviyesinde kurumlar, bazıları ise özel şirketler. Şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı eyaletler deepfake tehlikesine karşı yasal yaptırımlar getirmeye başladı bile. Diğer yandan Facebook, Microsoft ve Amazon deepfake tehlikesine çözüm bulmaya çalışan siber güvenlik üreticisi şirketlere ödüllü yarışmalar düzenliyor. Deepfake üzerinde çalışan şirketlere yaptıkları hizmetlere karşılık olarak veri yardımı yapan teknoloji devleri ayrıca yarışmalarda başarılı olan şirketlere 10 milyon dolar para ödülü ve 1 milyon dolar değerinde Amazon Web Services platformunda depolama servisi sağlıyorlar. Bu yarışmaya iddialı bir şekilde katılan Türkiye'nin ödüllü çevrim içi güvenlik çözümleri sağlayıcısı Zemana, deepfake tehdidi karşısında da öncü olma görevini üstlendi. Zemana, dünya çapında bir ilki başararak herhangi bir videonun taratılarak deepfake olup olmadığını anlayabileceğiniz bir platform oluşturdu. 2018-2019 yılları arasını bu konudaki araştırmalara ayıran firma, geliştirdiği çözüm sayesinde daha çok yeni olan ama kısa sürede büyük zararlar verebileceğini kanıtlayan deepfake tehlikesine karşı güçlü bir savunma oluşturdu. Çevrim içi kullanıcıların aktif kullanımına sunulan platforma DeepWare üzerinden ulaşılabilir. Aynı zamanda bu çözüm, geliştirici kiti olarak sosyal medya platformlarına, anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma uygulamalarına ve medya şirketlerine büyük avantajlar sağlayacak. Tüm bunların aksine bu teknolojiyi olumlu alanlarda kullanabilmek de mümkün. Örneğin Hızlı ve Öfkeli 7 filminde daha önceden hayatını kaybetmiş bir aktör yeniden film içerisinde oynatıldı. Veya başka bir örnek verecek olursak, eğlence sektörünü daha kişisel bir hale getirebilmek için kullanıcıların yüzlerini oyunlardaki veya animasyonlardaki karakterlerle değiştirebilmek de mümkün hale geldi. Veya deepfake teknolojisiyle sanal popstarlar ya da sanal sunucular yaratmak veya tarihi kişilikleri sanal gerçeklikle hayata döndürmek için 3 boyutlu dijital görüntüler oluşturmak yine bizim elimizde. Son olarak deepfake uygulamalarının kötü amaçlı kullanımının yaygınlaşması açısından insanlık belirtildiği kadar sade vatandaşa indirgenmiş kadar trajik bir durumda mıdır? Şu an için hayır diyebiliriz. Fakat bunun ne kadar süreceği belirsiz. Bu teknolojinin iyi yönde mi kullanılacağına, yoksa insanların birbirine maddi manevi zararlar verebileceği bir silah haline mi geleceğine yine biz insanlar karar vereceğiz. Now, what do you see?